Devam ediyoruz. E, Mete Arar, Abdülkadir Selvi ve Onur İste konuklarımız. E, İsmail Dükel de bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz dakikalarda ayrıldı. Uçağa yetişmesi gerekiyordu. Bir kere daha teşekkür edelim kendisine de yayına katıldığı için. Şimdi mesele İstanbul'dan ibaret değil. İmamoğlu'nun bu ifadeyle vermek istediği e, mesaja bakalım biraz. E, şimdi Kılıçdaroğlu İstanbul'u da düşünmek zorundayım diyor. Aday olursanız İstanbul ne olacak sorusuna. Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da Ankara'yı da Türkiye'yi de geleceği de düşünürüz. Her türlü düşünmek zorundayız. İstanbul zaten bizim asla ıskalamadığımız bir yer. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil diyor. Sayın Selvi mesele İstanbul'dan ibaret değil ne demek? Şöyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmak istiyorum demek. Hı hı. Çok net bir şekilde. Cumhurbaşkanı aday olacağı zaman Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve ekibi şu kulisi yaydılar. Dediler ki İstanbul'da belediye meclisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın elinde Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman istifa etmesi gerekecek. Böylece işte seçimlere 9 ay kala 10 kala İstanbul AK Parti'nin eline geçecek. İstanbul AK Parti'nin elindeyken yerel seçimlere gidecek diye Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için bunu bir argüman olarak kullandılar. Etkili de oldu işin doğrusu. Şimdi CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu hemen 29'unda değişim diye bir çıkış yapınca ya seçimlere şurada kaldı 8-9 ay. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olursa yine belediye meclisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın elinde. O zaman İstanbul'u 25 yıl sonra AK Parti'den aldık. Şimdi AK Parti'ye teslim etmiş oluruz diye aynı tezi ileri sürmeye başladılar. Ekrem İmamoğlu da ona karşı diyor ki mesele sadece İstanbul'dan ibaret değil. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimden ibaret. Ben gelirsem Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşırım. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Yani CHP'nin iktidar olmasının yanında İstanbul'un lafı mı olur düşüncesinde? Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığında önünü kesmeye çalıştıklarında şunu ifade etmişti yakın çevresine. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olacağım. İstanbul'a gerekirse bir kayyum atarım. Şartmak partinin elinde diye bunu ifade etmişti. Şimdi de diyor ki önemli olan İstanbul değil Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle mi? Yani şöyle, e, şimdi bir kere önce bir bahane için söyleyeyim. Yani İstanbul'u bırakmak, bırakmamak konusu hani genç delikanlı başka bir genç kız oyalıyormuş genç kız evlenmek istiyor. Delikanlı diyor ki iki bayram arası evlilik olmaz. Devamlı iki bayram arasındayız zaten. <laughs> 365 gün. Bu yani şimdi İstanbul'u elinizde tuttuğunuz sürece bu İstanbul'dan herhangi birinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepe siyaseti yapmaması, Cumhurbaşkanı adayı olmaması anlamına geliyor. Bir süre sonrası bahanedir bunun. Bir de şurada aslında tutarlı taraf İmamoğlu tarafı. Nedir o tutarlı? Tutarlı olduğu nokta şu. Şimdi her parti iktidar olmak için var değil mi? Cumhurbaşkanı olmak istersiniz yeni sistemde. Ee, olabildiğince çok milletvekili sokmak istersiniz. Ve bu noktada eğer böyle bir niyet yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun kurduğu sistemle olmadığı belli oldu. Eğer CHP üzerinden konuşuyorum. İmamoğlu'nun projesi Cumhurbaşkanlığı almaya yetecekse 10 işte ay sonraki yerel seçimlerde etrafı CHP'nin kırmızısıyla boyamaya yetecekse o proje, o fikir İstanbul'u bırakmak nedir ki? Bırakırsınız. Tabii ki çok daha fazlası olan Türkiye'yi almak için İstanbul'u bırakırsınız, feda edersiniz. Zaten Türkiye'yi alırsanız ya yani tabii ki kayyum falan onlar şey antidemokratik ve hani metaforunu bile yakışıklı bulmadığım şeyler. Ee, başkasını eleştirirken. Bir de kayyuma karşı çıkıyorsun. Tabii yani, Seçilince Diyarbakır'a ilk aynen, olarak gittin kayyuma karşı Süleyman Soylu'ya şey yaparken eleştiri oklarımızı yöneltirken şimdi aynı Tutarsınız şeyde şu tutarlı olmaz doğru. Hani onu şey için söylüyorum o hiç düşünmeyeceğimiz bile bir şey böyle bir noktada ya bazen feda da edersiniz. Bütün Türkiye'yi alıyorsanız bir tane İstanbul'u feda ediverirsiniz. Kaldı ki normal bir belediyecilik anlayışı içinde tamam belediyenin İstanbul, hangi partide olursa olsun İstanbul Belediyesi'nin bir parti olması büyük bir prestijdir. Büyük, büyük bir hizmet olanağıdır. Ama onun dışında eğer bir e, hani bir belediyenin bir siyasi partiye verebilecekli olanaklar kısıtlıdır yasalarımız çerçevesinde. Ya da bir belediyenin seçim konusunda billboardlar falan dışında verecekleri yasalarımız çerçevesindeki olanaklar kısıtlıdır. Dolayısıyla çok büyük bir hedefiniz varsa feda edersiniz. Bu hiçbir sorun değil. Yani eğer Salt İstanbul bahanesiyle yüzde yüz seyir proje yani İmamoğlu'nun projesi, İmamoğlu'nun fikirleri, İmamoğlu'nun değişim arzusu başarılı olmak konusunda çok iddialıysa ve şimdiye kadar yapılmamışı deniyorsa ama buradaki kriterim şu. Yani birinci bölümde de konuştuğumuz gibi. Yani Kemal Bey sen kalk ben oturayım bu bir değişim değildir. Hangi fikirle, hangi özle, hangi felsefeyle ne yapacaksınız? Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında değişiklik mi yapacaksınız? Özüne mi döneceksiniz? Atatürkçülüğe bakışınız ne? Altı ok konusunda ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda daha vurgulu olacaksınız? Ya da eksik vurgulu olduğunu düşündüğünüz oklar var mı? Bunları tekrar altını çizmeyi yaylayacak misiniz? böyle bir şey varsa e ben bence de hani böyle bir değişim zaten işe yarar ama böyle bir değişim varsa İstanbul'da feda edilir. Ama bu yoksa sen kalk ben oturayımdır ama her halükarda söyleyeyim bu da Kılıçdaroğlu'na şey olsun İstanbul'u bahane ederek birilerinin önünü kesmekte. Bir yerden sonra iki bayram arası evlilik olmaz demekten başka hiçbir şey değil. Peki Mete Bey, İstanbul'dan ibaret değil mesele. O zaman nedir? Neden ibarettir? Türkiye'den ibaret yani. Değil mi? Aynen öyle. Yani e, yanlış felsefeleri kurursanız, e, o yanlış felsefeler daha sonra önünüze kaya gibi geliyor. O zaman önünüzden geçe, geçemiyorsunuz. İstanbul olan Türkiye'yi alır. Büyük laftı. Ama ne kadar e, boş laf olduğu anlaşıldı. İstanbul alındı ama Türkiye anlamadı hani çok iddialıydı. Peki puan olarak önde olup pratikte bunu başaramamak nedir? Bunun sebebi nedir? Aslında sadece İstanbul değil, büyük şehirleri alabiliyorsunuz ama Türkiye'yi alamıyorsunuz. Şimdi şöyle. Bu seçimde de öyle oldu ya. Yerel seçim. Hatta zaten. bugün bugün Hürriyet'te ben bir yazı yazdım. Hani her çarşamba söz savunmanı diye yazıyorum. Bu hafta da başlık şey olarak yazdım. Savunma sanayinin seçimi etkisi diye. Şimdi baktığınızda savunma sanayinin seçime ne etkisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama maddeleri sıraladığınızda, alt alta maddeleri sıraladığınızda o kadar çok şey var ki. Türkiye'de mesela milliyetçilik, milliyetçi oylar seçimi kazandıracak dediğimizde insanlar milliyetçi oyların Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğunu zannettiler. Yok. Türkiye'de milliyetçi oylar her partinin içinde var. CHP'nin içinde. Kendisi içerisinde, kendisi ulusalcı, Atatürkçü. Vatansever, milliyetçi olarak farklı farklı isimlerle insan, insanlar kendini şey yapıyorlar, kodluyorlar. Ve bunların içinde de aynı duygular var. Farklı kodlarla var. Ve bu kodlara bakarken savunma sanayinin tek başına bakmıyor ki ya düşünsenize bir ülkenin hangi insanı hangi insanı yanlış kod üzerinde bina inşa edersiniz. Bu şeye benziyor. İşte savunma sanayindeki yapılanlarla dalga geçmek üzerine. Düşünsenize ya bunun bunun size ne getirebileceğini zannediyordunuz ki? Yani Selçuk Bayraktar üzerine konuşmuyorum. Olay Selçuk Bayraktar üzerine tartışmaya açıldı ama alakası yok. Birazdan size ben şeyi anlatacağım. Tom e, Tomtaş'ı anlatacağım. Birazdan Kayseri'deki yeni sistemi anlatacağım. Ya bu ülkenin kodunda 1974 diye bir olay var ya. Bu ülkenin kodunda 1964 yılında müdahale ederken Johnson diye bir mektup var ya. Ve adamlar size şunu söylüyorlar. Sana verdiğim silahları hiçbir yerde kullanamazsın diyor. Ben o silahları sana şartlı verdim diyor. Öyle kendi başına gidip bir yerde yapamazsın. Bu ülkenin kodlarında parasını ödediğin ama sana verilmeyen iki tane savaş gemisi var. Siz kodlar deyince şöyle anlıyorsunuz. İnsanlar şöyle geliyor ne olacak yani savunma sanayine kızmışlar mıdır? Yani savunma sanayine gelenler kapatmayacaklar. Tamam kapatmayacaklar. Ama niye dal geçiyorsunuz ki? Niye maket diyorsunuz ki arkadaş? Niye yapanlarla dal geçiyorsunuz ki? Yani bu ülkenin değerleriyle niye dal geçiyorsunuz ki? Adam o zaman nereye gidiyor biliyor musunuz? Ta o verilmeyen iki tane savaş gemisine, 1964'tekine, 1974'ten gidiyorsunuz. Genlerinizde var arkadaş. Hem diyeceksiniz ki ben öyle bir soydan geliyorum ki milliyetçi soydan geliyorum. Hem de kodları yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi'nden anlayacaksınız milliyetçiliği. Oku, okuma yanlış. İşte İstanbul'u aldık. E, e bu memleket bu memleket Anadolu değil mi diye. Peki İstanbul'da yaşayanlar nereden geldi? Sivas'tan gelmedi mi? Trabzon'dan gelmedi mi? Samsun'dan gelmedi mi? Bu İstanbul'a gelenler İstanbul'da mı doğdular? Oranı, orayla bu insanların bağlantısı yok mu? Aynı Z kuşağı hikayesi de böyle oldu. Z kuşağı bağımsızdır. Z kuşağı ee, milliyetçi değildir. Yapılan bütün anketlerde, bütün şeylerde Z kuşağının kendi tanımlaması içindeki en büyük oran milliyetçi çıktı biliyor musunuz? İstanbul hikayesi de böyle bir yanlış konuştu. Işte. İstanbul alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u alan Türkiye'yi almıyor. İstanbul'da başarılı işler yapan kendisini Anadolu'ya tanıtabiliyor. Orası bir vitrin. İstanbul alınacak bir yer değil. İstanbul hizmet edilecek bir yer. Alabilirsiniz. Elinize tutabiliyor musunuz? Siz o vitrini kullanabiliyor musunuz? kullanabilirsiniz. Tayyip Erdoğan evet hizmet yaptı. Ama Tayyip Erdoğan aynı zamanda bu vitrini doğru kullandı. Kendini tanıttı. Toplumun diğer bireylerini tanıttı. Çok gezdi. Ama gezerken aynı zamanda işini de yaptı. Hiç kimse Tayyip Erdoğan için şunu söylemiyor. İstanbul'a hiçbir şey katmadı demiyor. Bir şeylerin örneklerini veriyor. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. İlk başladığında ilk seçimler kazanıldıktan sonra o bir ilk 4 4 sene 5 sene ilk dönem vardır. Herkes şöyle bir tabir kullandı. Belediyeyi devlete taşıdı. Hatırlar mısın? Aynen. Belediyeyi devlete taşıdı. Önce yapması gerekenler sosyal devlet olmayı belediyeden taşıdı birçok şeyi örnekleriyle. Bildiği en işi, en işi aldı, oraya getirdi. Devlet yapısını doğru okumadığı dönemler vardı o dönemde. Çünkü başka bir şekilde bakıyordu o devlete. Ama doğru yaptığı işten vazgeçmedi. Bakın doğru yaptığı işten vazgeçmedi. Biz şimdi yine aynı şeyi tartışıyoruz. Diyoruz ki İstanbul önemli bir şehir. müthiş bir cevap. Büyük bir cevap. Evet İstanbul çok önemli bir şehir. O zaman İstanbul'a hizmet edeceksin. İstanbul da sana kefil olacak. Diyecek ki kardeşim bu kadar zor ve problemli olan bir şehir yöneten Türkiye'de yönetir diyecek. İstanbul'u alacaksınız, geriye götüreceksiniz. Sonra toplum sizi izleyecek, bakacak buradan. Sayfaya da böyle bakacak. Hani İstanbul'u İstanbul'da başarısız olacaksınız. Türkiye'yi mi size emanet edecekler? Anadolu şey çünkü saf insanlardan oluşuyor. Yani tartışmada öyle açıldı ya köylü hikayesi bugün de Sayın Cumhurbaşkanı 500 lira hikayesi. Toprakla çok fazla uğraştığınızda, bak toprakla çok fazla uğraştığınızda emek işi yaptığınızda emek işi yaptığınızda çok daha fazlasıyla olayları takip ediyorsunuz biliyor musunuz? Köylü aslında esnaftır aynı zamanda. Köylü aynı zamanda fabrikatördür. Köylü aynı zamanda tüketicidir. Üçünü de aynı yerde barındırır. Bir taraftan üretir, bir yerde kendi işinin patronudur. Hesabı bilir, kitabı bilir. Ticareti de bilir, alımı da bilir. Hani biz diyoruz ya köylü ee, bilmez. bilmez. Yok. Neyi ekeceğini de bilir, neyi biçeceğini de bilir. Çaba da sarf eder, emek de sarf eder, toprakla da uğraşır. Bir yıl bir şey için emek sarf eder. Bir yıl milletin efendisidir denir ya. Yani ya, ama o boş bir laf değil bak gerçekten Hı. söylüyorum. Ben Anadolu'ya oturuyoruz mesela bir yere gidiyorsun. Çok da severim böyle. Ana yoldan çıkmayı çok severim. <laughs> Bayılırım. Ara yollara Arayollardan Ara yollardan giderken, tali yollardan giderken köylere giderim, otururum, bir kahvesini içerim, sohbet ederim. Veya tarladan geçerken yanına girerim. Arabadan inerim, sohbet ederim, derdini dinlerim. Ya bazen öyle laflar ediyorlar ki yemin ediyorum ki hani ben mi yanlış yere geldim? Hani vardır böyle şey derlerdi. Benim anneannem öyle derdi. Hızır'ın kim ve nasıl göründüğünü sen bilemezsin oğlum derdi. Hmm. Ben diyordum ki memlekette bayağı Hızır var ya. <laughs> Gerçekten söylüyorum. Öyle laflar ederler ki kalırsın böyle. Vay be dersin. Bir kelime seni böyle çarpar. Çünkü irfan var Adam bir sene boyunca toprakla uğraşıyor. Bir sene boyunca bir şeyin emeğini harcıyor ya. Ve o adama diyorsunuz ki sen kıymet bilmiyorsun. Köylü mü kıymet bilmiyor? Biz bir şeyle 15 gün uğraşıyoruz, 15 gün sonra bıkıyoruz. Diyoruz ki aman be diyoruz. Adam bir sene uğraşıyor onu. Bir sene uğraşıyor. Ve bir senenin sonunda emeğinin karşılığını bekliyor. Ve biz bu adamlara sabırsız diyoruz. Bu adamlara 500 lira diyoruz öyle mi? Peki. Bu lafın cevabını anladıklarında seçimi İstanbul'un değil, Anadolu'nun kazandırdığını bir kez daha anlayacaklar inşallah.